Değerli dostlar, Asian Band'a bir alkış daha rica ediyorum kocaman. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Sesim yeterince geliyor mu her noktaya? Duyulabiliyor muyum? Peki, teşekkür ederim. O zaman fotoğraf çekimi için şöyle şeylerden kurtulayım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, İzmir'in seçkin simaları bu akşam burada çok güzel, çok özel bir buluşmaya şahit oluyoruz. İzmir'in markası Bizim İzmir gecesine hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu gecenin biraz öneminden söz etmek istiyorum. Öncelikle Bizim İzmir Net haber. Magazin dergimizin de 6. yılı. Evet, böylesi kutlamalar birlikteliğini bir araya getirdik ve bu gece bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize tek tek çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Önce gelin Bizim İzmir'in doğuşunu biraz sizlerle paylaşayım. Bizim İzmir bugünlere nasıl geldi? Bizim İzmir'i oluşturan şeyler nelerdi? Onlardan söz etmek istiyorum. Değerli konuklar, bundan tam 23 yıl önce eski İzmir fotoğraflarının, İzmir şiirlerinin, İzmir türkülerinin, yani kısacası İzmir sevdasının yansıtıldığı bir web sitesi olarak doğdu. Kartvizit servislerinden e-kartlar paylaşıldı. Kurucu Mehmet Kurt'un görev yaptığı yayın kuruluşlarında manşet olmasını beklediği haberlerin güdük bir şekilde kullanılması ya da çöpe manşet olması sonucu Bizim İzmir Net haber portalına dönüştü ve bugünlere geldi. Yaklaşık 10 yıl önce girişimcilere destek veren bir kurum, ne kadar başvurulduysa yapılan girişimler sonuçsuz çıktı ve bunun ardından robot kameraların yer alacağı stüdyo girişimimizden vazgeçtik. İmkanlar çerçevesinde yürütmeyi tercih ettik ve hedefimiz dört dörtlük bir internet televizyonu yakın bir zamanda yayın hayatına başlatmak. Çeşitli dergilere hiçbir bedel, hiçbir karşılık beklemeksizin verdiğimiz desteğin yanlış yorumlanması bir yana, hani onu bir tarafa bırakıyoruz. Bizim dergicilik yapmamız İzmir'i ve İzmirlilerde farklı söylemler oluşturdu. Ve bu da İzmir'e farklı bir ses, farklı bir nefes getirdi değerli dostlar. 2016 yılında Bizim İzmir Magazin dergisi hayata geldi ve bugün 6. yaşını, kısacası markalarımızın yaşlarını hep birlikte İzmir'in markası Bizim İzmir'i Bizim İzmirliler olarak kutluyoruz. Yeniden hoş geldiniz efendim. Konu sadece dergi çıkarmak değil tabii. Bunun bilinciyle ve bunun inancıyla Türkiye'de bir ilki hayata geçirerek QR kod aracılığıyla videolarını da çektiğimiz etkinlikleri, röportajları, görüntülü izleme imkanı sunan ilk ve tek dergi de Bizim İzmir dergisi efendim. App Store ve Google Play'de İzmir ve Türkiye sınırlarını da aştık. Dünyanın birçok noktasında da izleniyoruz. Oralara da uzanıyoruz. Ve bu bunca emek, bunca yoğun uğraşla bugünlere getirdi sevgili kurucumuz. Alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Kırmızı papyonu ve alameti farikası olan föt şapkasıyla Mehmet Kurt. Klavye yemedim. Ses vermedi, klavye bana küstü. Ben de böyle geldim. Murat'cığım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Duygularımı o kadar güzel anlattın ki bana söyleyecek bir şey kalmadı.
Ben herkese gecemize katıldıkları için hoş geldiler diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Böyle bir geceyi bizim İzmirliler olarak birlikte kutlamanın daha güzel olacağını düşündüm. Adı üzerinde İzmir'in markası. Neymiş efendim? Bizim İzmir. İzin verirseniz, çok teşekkür ederim. İzin verirseniz ben Murat Bey'in anlattıklarını hiçbirine değinmeyeceğim. Ben şu sağımda gördüğünüz ve biraz sonra sahiplerini bulacak olan heykellerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Pandemi süreci nedeniyle yapamadığımız kutlama gecemizi erteledik. 27 Mart'ta 27 Nisan derken Mayıs'a karar kıldık. Ama bugün de şansımıza başkanımız ve diğer ilçe belediye başkanlarımızın hepsi toplantıda. Galiba yetişemeyecekler. O da vaziyet onu gösteriyor. Neyse. Sağlıklarımız yerinde olsun her şeyden önce. Keyiflerimiz iyi olsun. Evet, sağımızda duran Homeros heykelleri. Oğuz Bey, sizi bir ayağa kalkmanızı rica edebilir miyim? Oğuz Aydemir. Efendim bu benim gibi tarama özürlü beyefendi ile bir röportajımız sırasında Homeros ile ilgili çok ilginç şeyler söyledi. Yurt dışına gittiğinde, başka illere gittiğinde İzmir'i simgesel olarak temsil edecek bir şey bulamadığını, sonunda bir Homeros büstünü İngiltere'de British Museum'da. Orada bulduğunu ve çoğaltarak dağıttığını söyledi. Bu bende çok büyük etki yaptı. Bizim İzmir ödülü vereceğimize, bizim İzmir'i bir başka bizim İzmirli ile de bütünleştirerek bizim İzmir Homeros ödülü verelim diye düşündük. İzmir'in kentin kültürüne, sanatına, ekonomisine, turizmine, gastronomisine, eğitimine katkı koyan herkesi onurlandıralım. Ödüllendirelim istedik. Her şeyden önce Oğuz Aydemir dostuma çok teşekkür ediyorum. Ödüllerin isim babası oldu. Çok teşekkür ediyorum. Laf uzatmaya gerek görmüyorum. Bizimle olduğunuz için çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve sazı Murat Bey'e bırakıyorum. Ay pardon, mikrofonu. Çok teşekkür ederim sevgili Mehmet Kurt. Önce bir elinizi sıkayım şöyle değil mi efendim sahnede? Fotoğraf yok mu şöyle biz tokalaşırken? Bir fotoğraf değil mi yani? Efendim aynen. Bu aynen lafını kim icat ettiyse ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Aynen. Aynen abi. Tamam kanka. Çok teşekkür ederim. Benim sevgim meşgul, gönderemiyorum. Peki ben. Çok teşekkür ederim. Alkışlarınızla Mehmet Kurt. Sağ olun. Değerli dostlar, Homeros'tan söz açtı sevgili Mehmet Kurt. İzmir'in olağanüstü değerleri var. Ve Vefa'nın İstanbul'da bir semt olmadığını da biliyor bizim İzmir grubu. Aramızdan ayrılan İzmir'in simge isimlerini de hatırlamak istedik. Ve onları, hani onlar bizi izliyorlar öyle düşünüyoruz. Onları alkışlamak istiyoruz. Kimler bunlar? Gelin hep birlikte izleyelim birlikte ve onlara bir sevgi selamı gönderelim. Bir İzmir selamı, imbat gönderelim buradan. Buradan yalı çapkını gönderelim. Ne gönderelim buradan? Boyoz gönderelim. Buradan İzmir'in değerlerini gönderelim. Buradan ne bileyim Sevinç Pastanesi'ni gönderelim. Belki Kıbrıs Şehitleri'ni gönderelim. Hep birlikte Sancar Marufluya, Ayşe Mayda'ya, Balıkçılığın oğlu Şadan Gökovalı'ya, Hülya Nutku'ya, Ahmet Kemal Baysak'a ve Erdoğan Özgörke'ye bir el sallayalım hep birlikte. Ayşe Mayda. Tarihte Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olarak tanınan Ayşe Mayda, 1916 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına evlerinin yakınındaki anaokulunda başladı. 1937'de Özel İzmir Amerikan Koleji'nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi'nin o günkü ismiyle Diş Tababeti Mektebi'ne kaydoldu. 1941 yılında okulunu bitiren Ayşe Mayda, hocası Profesör
Alfred Kantorovich'in asistanı olarak kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nda yokluk yıllarında ailesine ait salih iş hanı yanınca annesinin hiçbir geliri kalmayıp bir de hastalanması üzerine 1945 yılında akademik kariyerini yarıda bırakıp İzmir'e döndü. İzmir'de muayenehane açmaya karar veren Ayşe Mayda'ya en çok yardımcı olan kişi meşhur Osmanlı nazırlarından Pertev Paşa'nın torunu, aynı zamanda Kantorovich'in yardımcılığını yapan Profesör Pertev Ata oldu. İzmir'de 2. Beyler Sokağı'ndaki ilk muayenehanesini 1945 yılında açan Ayşe Mayda, burada Amerikan Koleji'nden mezun olmasının çok faydasını gördü. Eski okul arkadaşları ve onların çevresinin ve Amerikalıların diş doktorluğunu yapması onu kısa sürede İzmir'in en tanınmış diş hekimi haline getirdi. Ayşe Mayda iş yerini de hemen bir sene sonra Ankara Palas'taki başka bir yere taşıdı. 20 Aralık 2021'de yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle 105 yaşında hayatını kaybetti. Hülya Nutku. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay'ın 403. Kilometre Oyunu adlı lisans teziyle 1974 yılında bitirdi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro Eğitimi adlı teziyle 1976'da yüksek lisans, Tarihsel Dram ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda Tarihsel Dram Modelleri adlı teziyle 1983 yılında doktora yaptı. Çalışmalarını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden sonra 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak sürdürdü. 2001 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde ders vermek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle görevlendirildi. Makaleleri 1973'ten itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yer aldı. 21 Eylül 2021'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Tiyatro Araştırmacısı Profesör Hülya Mutku, 8 Kasım 2019'da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren eşi Profesör Doktor Özdemir Mutkusu'na kavuştu. Eserleri 1992'de yayımlanan Güneşe Tırmanmazsan Ayı Göremezsin ve 1999'da yayımlanan Oyun Yazarlığı ve Oyun Sanat Bilimi Dramaturji. Sancar Maruflu. Karşıyaka'da doğan Sancar Maruflu, ilk ve orta öğrenimini babasının görevleri nedeniyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tamamlamıştır. Karşıyaka Özel Erdem Lisesi'ndeki lise öğreniminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Heykel Bölümünde öğrenim görürken polis, adliye ve magazin muhabirliği yaptı. Abdi İpekçi'nin isteği ve tavsiyesi üzerine halkla ilişkiler mesleğine yönelen Maruflu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan yüksek lisans diploması almıştır. Ardından Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden Stratejik İletişim Uzmanlığı unvanını kazanmıştır. 1983 yılında Türkiye'nin ilk halkla ilişkiler, organizasyon ve danışmanlık firmalarından olan Histaş Medya Poli kurdu. 55 yıllık meslek kariyerinde 334'ü uluslararası olmak üzere toplam 2400 organizasyonla devlet, tören ve etkinlikleri konusunda otorite uzman sayılmaktadır. Sivil toplum örgütlenmelerine özel önem veren Sancar Maruflu, İzmir'i Sevenler Platformu, Ulusal Birlik Platformu, Ulusal Uyanış Platformu, İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği, İzmir Atatürk Ormanı ve Kültür Parkı Koruma Derneklerinin başkanlıklarını yapmış, Karşıyaka Rotary Kulübü'nün kurucuları arasında yer almaktadır. Halkla ilişkiler mesleğinin Türkiye'deki ilk duayenlerinden kabul edilen Sancar Maruflu, mesleğin tanıtılması konusunda büyük çaba göstermiş, konferanslar vermiş, üniversitelerde ve çeşitli öğrenim kurumlarında eğitimcilik yapmıştır. Gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Maruflu'nun 7 adet eseri kitaplaştırılmış,
4 uluslararası, 25 ulusal ve 84 yerel ödül almaya hak kazanmıştır. 2003 yılında İzmir Ticaret Odası'nca verilen İzmir şehrine katkı ödülünün de sahibi olan Marufluğ'un yaptığı televizyon programları da çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Onur üyesi olduğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 5 kez Hasan Tahsin Gazetecilik Ödülü'ne layık görülen Marufluğ, Karşıyaka Spor Kulübü'nün ana kademe ve basketbol şubelerinde yöneticilik yapmıştır. Yaşamını İzmir ve Karşıyaka'da kent hafızası ve kentlilik bilinci oluşturma çalışmalarına vakfeden Sancar Marufluğ, birçok uluslararası organizasyonun kente kazandırılmasına katkı sağlamıştır. İzmir Baba lakabıyla tanınan Sancar Marufluğ, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle 15 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti. Erdoğan Özgörkey. 1933 yılında İzmir'de doğan Erdoğan Özgörkey, ilk ve orta öğreniminin ardından İzmir Yüksek Ticaret Lisesi'ni bitirdi. 1951 yılında makine motor ithalatı ve satışıyla iş hayatına başladı. 1956 yılında Modern Mobilya isimli şirketiyle ticaret kariyerine devam eden Erdoğan Özgörkey, 1967 yılında İmbat Meşrubat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurarak The Coca-Cola Company ürünlerinin önce Ege ve Akdeniz bölgelerinde, daha sonra Romanya'da şişeleme hakkını aldı ve 1998 yılına kadar meşrubat, meyve konsantresi ve meyve suyuyla plastik sanayi operasyonlarını sürdüren şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. 1998 yılında iki oğlu Murat ve Selim'le birlikte İzmir Torbalı'da dondurulmuş meyve, sebze, patates ve unlu mamuller üretmek üzere halen Türkiye'nin en büyük dondurulmuş gıda tesisi olan Özgörkey Gıda Ürünleri Anonim Şirketi'ni kurdu. Feast markasıyla dondurulmuş gıda sektörünün lider firması oldu. Aynı tesis bünyesinde Öztar'la tarım konusunda çalışmalar, Cake Studio'yla da tatlı mamuller imalatı başladı. Özgörkey Otomotiv'le 2001 yılında otomotiv sektörüne giren Özgörkey, İzmir'de Borusan Otomotiv'in tek yetkili satıcısı ve yetkili servisi olarak BMW, Mini, Jaguar ve Land Rover marka otomobillerin ve BMW motosikletlerinin temsilciliğini yapmaktadır. Antalya'da kurulan Özgörkey Laundry ile turizm sektörüne el atan Özgörkey, 2011 yılında İzmir'de eski Merkez Bankası şubesini orijinaline uygun bir şekilde restore ettirerek K Otel ile turizm yatırımlarına devam etti. Erdoğan Özgörkey, 2 Aralık 2021'de 88 yaşında hayata veda etti. Kemal Baysak. Eğitimi Geliştirme Vakfı'nı kurduk. Kısa adıse de bu vakfımızla Sarajevo'da İngilizce eğitim yapan bir üniversite kurduk. 4 yıldan beri bu üniversitemiz faaliyetini sürdürmektedir. Yeni aldığımız 72 bin metrekarelik bir alanda üniversite kampüsümüzün inşaatı Türk hayırseverlerinin yardım ve desteğiyle sürdürülmektedir. 1878 yılında Bosna Hersek'ten Karşıyaka'ya göç eden bir ailenin oğlu olarak 31 Ocak 1933 tarihinde Karşıyaka'da hayata gözlerini açan Ahmet Kemal Baysak, Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü'nün metal işleri bölümünden mezun oldu. Enstitüden sınıf arkadaşı Cemal Tercan, kardeşleri Salih ve Şükrü Baysak'la birlikte 1 Temmuz 1954 tarihinde bugünkü Terbay Şirketler Grubu'nun temelini attı. Politik yaşamı gençlik yıllarında Demokrat Parti üyeliği ile başladı. 1974-1980 yılları arasında 4 dönem Adalet Partisi Karşıyaka ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. 27 Mart 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisi adayı olarak katıldığı seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi 18 Nisan 1999 tarihine kadar sürdü. Dedelerimiz azınlık olarak gelmediler. İmparatorluk topraklarında Hasan'ın, Mehmet'in, Hüseyin'in, Recep'in yaşadığı topraklara geldiler. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin hazırladığı bu ilerleme raporunda
bizlerden azınlık olarak bahsedilmesi bizleri yaralamıştır. Biz Türk milletinin asli evlatlarıyız ve devletimize, milletimize bağlıyız. Birçok mesleki ve sosyal kuruluşta görev aldı. 2002 yılında Bosna Hersek Devleti'nin aldığı bir kararla dünyada ilk ve tek olarak kendisine Fahri Konsolosluk unvanı verildi. 8 Ocak 2021'de COVID-19 hastalığı nedeniyle 88 yaşında hayata veda etti. Ben bazen şakayla karışık soyadım kartvizitimdir derim. Soyadım Gökovalı. Klasik diyeyim de çakma Gökovalı değilim. Anadan atadan Gökova'lıyım. Gökova'da Gökova ile özdeşleşmiş Muhtar Mehmet'in oğlu olarak doğmuşum. Gökova'daki babamdan, Mehmet Gökova'dan başka Halikan Aslası diye bir dev babam, bir manevi babam var. Şadan Gökovalı. Gazeteci, akademisyen, profesyonel ülkesel rehber, Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu olarak eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına ön söz yazan Profesör Doktor Şadan Gökovalı, 15 Mart 1939'da Muğla'nın Gökova beldesinde dünyaya geldi. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ardından 1959'da İzmir'de yayımlanmakta olan Ege Ekspres'te gazeteciliğe başladı. Ortaokulda itibaren ben iki konuda altyapımı sağlam yapmaya başladım. Bunun yararını hayatım boyunca gazetecilikte, TRT'cilikte, hocalıkta hep gördüm. Hala daha ben Türkçeyi bildiğim, özenerek konuştuğum söylenir. Bunun sebebi Suzan Sıvıroğlu diye bir öğretmenimiz. Dahası tek başına Türkçe bilmek yetmez, yabancı dil bilmek. Bunların ikisinin bana yaptıkları şu, güven verdi. Kendime güvenmemi sağladılar. 1965'te yılın gazetecisi seçildi. Turizm üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. İletişim bilimleri dalında doçent ve ardından akademik kariyerini tamamlayarak profesör oldu. TRT ve bazı yayın organlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı. Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve İzmir Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1964 yılında Ege Ekspres'te yayınlanan İzmir'in Asırlıkları başlıklı yazı dizisiyle birinci ve tüm eserler arasında en yüksek puanı aldığı için yılın gazetecisi seçildi. 1975'te Türk Dil Kurumu Radyo Televizyon Dil Ödülünü kazandı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası, Onursal Üyeliği, İleri Yaş Dostu ödülleri de bulunan Gökovalı'nın çoğu Türkiye'nin turistik yerleri hakkında olmak üzere 20'den fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı. Üniversitelerde okuttuğu derslerle ilgili notların yanı sıra ülkemizin başlıca turistik yöreleri konusunda çeşitli dillerde yayınlanmış 30 kadar kitabı vardır. 2009 yılında meslekte altın yılı kutladı. Muğla Açık Hava Tiyatrosu'na, doğduğu Gökova'da bir caddeye, Muğla'nın Akyaka beldesinde ve Alsancak'ta yaşadığı sokağa adı verildi. 83 yaşındaki Profesör Doktor Şadan Gökovalı 31 Ocak 2021 günü İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gökovalı'nın cenazesi Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde toprağa verildi. Ben bu ulu çınarlara bu kadar alkışı yeterli görmedim. Ne olur, ne olur hepsi İzmir'e olağanüstü değerler katan birer çınardı. Özellikle benim birebir ilişkim olduğu için, birebir sohbetim olduğu için, hocam olduğu için, belki üniversitede hocam olmadı ama hayat hocam olduğu için... Bugün eğer ben etimolojiye meraklıysam, bugün eğer ben kelimelerin peşinden koşuyorsam ona borçluyum Şadan Hocam'a. Şadan Hocam konuşamazken bile son döneminde bana hep peçeteye yazıp Can bak bu böyle, bak bu buradan geliyor, bu sözcük böyle. Bana WhatsApp'tan yazıp yazıp gönderirdi. Hepsi tekrar ışıklar içinde olsunlar. İyi ki İzmir'e geldiler, iyi ki İzmirli oldular, iyi ki İzmir'e hayat verdiler. İyi ki onlarla birlikte olduk. Çok teşekkür ederim.